Yani hayatım, günlerden sonra ilk defa o kadar huzurlu uyuyacağım ki. Ben de öyle. Ama ben sana ne dedim aşkım? Her şeyi halledeceksin bunu, sen başarırsın demedim mi? Ya ben ne kadar şanslı bir adamım ya. Böyle tam umutsuzluğa kapıldığım anda her şey yoluna giriyor. Çok şükür aşkım, çok şükür. Hayatım, biz korunuyoruz. Fatih, ben Yok, öyle demedim. Ben böyle ne bileyim, ilahi güçler tarafından falan korunduğumuzu düşünüyorum ben. hamileyim. Yani her kötü bir şey olduğunda, böyle tökezlediğimizde falan yol işler yolunda gitmiyor. Böyle bir anda ne oluyorsa mucize gibi düzeliyor her şey. Bir de şu süper helvayı bulsaydık. Bulacağız hayatım, bulacağız. En lezzetlisini biz yapacağız. Ben o yüzden evrene mesajlarımın en başında onu yolladım. Aşkım, hazır evrenle böyle güzel bir iletişime geçmişken, diyorum ki şu Cansu denen kadından da kurtulmamız gerektiğini söylesem. Sen bu Cansu'yu kıskanıyor musun ya? Kim, ben mi? Saçmalama Fatih, o emlak suratlının nesine kıskanacağım ya? Yani eblek meblek ama güzel de kız aslında. Ben seni ne yaparım biliyor musun? Ne yaparsın? Tavana asarım ama boynundan değil. Ya saçmalama hayatım ya. Ben senden başkasına bakar mıyım? Bakma. Bakmam tabii. Vallahi bakarsam gözlerim kör. Yani tabii kendi iradem dışı sayılmaz yani. O böyle bir şeyime ilaç atıldıysa olmaz. Ne saçmalıyorsun Fatih sen? Yok hayatım, yok bir şey saçmalıyorum. Gel hadi uyuyalım. Ya. Kalmışız Şevket. Çok da güzel oldu bence. Öyle olmuş Meryem. Nasıl gideceksin sen böyle gündüz gözüne? Nasıl gideceğim de bunları takacağım işte. O zaman görünmez olacağım, gideceğim. Aynen dayı ya, hiçbir şey olmaz. İlk bir kahvaltı edelim de öyle gidersin. Duysana, iyileştin mi ki öyle konuşuyorsun? Hı, iyileştim. Hı. Ama çok da değil yani. Eğer kahvaltı edersek daha çok iyileşirim. Uy seni gidi üç kağıtçı. Uy seni gidi üç kağıtçı. Sen hepimizi kandırıyorsun bizim burada be. Bu senin için tehlikeli olmaz mı Şevket? Kendiciğim de. Kavak diyorum, ondan sonra gidiyorum. Ne
Ehve. Efendim anne. Bir haber var mı oğlum? Yok anne. Gidebileceği her yere baktık. Yok 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 yok. İstanbul'daki bütün lüks otellere baktık. Yok. Allah Allah, nereye gider bu kadın canım? Sanırım bu kez dünya turuna çıktı. Yo yo. O intikamını almadan hiçbir yere gitmez. Üstelik bu sefer karşımızda daha da tehlikeli bir mukaddes var. Hepimizden nefret ediyor. Aman Fehmi. Fatihlere haber ver. Ay kötü bir şey yapmasından korkarım. Fehmi Bey. Efendim isterseniz ben Fatih Bey'in fedaisi olarak gidip onları bizzat koruyabilirim. Fena fikir değil. Aferin Mustafa. Estağfurullah efendim. Evet çocuğum, sen hemen git. Onların dibinden kesinlikle ayrılmayalımız. Hiç merak etmeyin efendim. Gözümü bir an bile Zeynep Hanım ve Fatih Bey'in üzerinden ayırmayacağıma emin olabilirsiniz. Aferin Mustafa. Estağfurullah efendim. Mustafa, hadi yavrucuğum bir an önce git. Hadi evladım. Saygılar efendim. Görev beni bekler. Ah mukaddes ya, hangi deliğe girdin? Ah, ah, ah. Ya inanamadım. Kalmadı, yer kalmadı. Can, teyze, yer can. Hazırladınız mı? Kaybettiniz mukaddesim. Söz verdiğiniz yerde, söz verdiğimiz saatte. Mukaddes Hanım yok. Yok mukaddes Hanım, öldü. Ver bakayım kimliğimi. Yeni adım ne? Önce para. Kimliği uzat. İsim mi kalmadı? Bu ne? Zeynep Sever ne? Bir arkadaş size bu ismi yakıştırmış. Ama beğenmediyseniz değiştirebiliriz. Değiştir şunu. İstemiyorum ben. Abdül ismine bile razıyım ben. Tamam Mukaddes Hanım. Ama iki gün daha bekleyeceksiniz. Bir de kimlik yenileme parası var. Anlarsınız ya. İstemem. Ver şunu ver. Geri zekalı, benim zamanım mı var? Şuna bak şuna. Sizin yapacağınız işe. Aman cezaları. Puh da sana. Lan cezası. Zeynep'i yetmedi gibi. Bir de Sever'i var. Allah cezanı versin. Benim bu yeni lezzeti acilen bulmam lazım Fatih. Vallahi rüyalarıma giriyor. Hayatım merak etme. Fadik'le el ele verip bulacaksınız. Ben sana güveniyorum. Ne demezsin. Şu tipine bak tipine. Görüntüsünden bile belli ne kadar lezzetli oldu. Böyle ağzı atınca. Dağıldı. Benim bırak bunun daha iyisini, aynısını yapmam bile mümkün değil. Hayatım buldum. Ne buldun? Bu lezzeti nasıl yakalayacağımızı buldum. Ya Fatih niye böyle yapıyorsun? Ben bulacaktım. Tamam hayatım, sen yaparsın yine. Ben fikir babası olmuş olayım. Neymiş o dahi yani fikir? Şöyle söyleyeyim. Bu Şekercizade oğlu helvasının formülünü çok az kişi biliyor. Ama senin kocan birini tanıyor. Eski helvacı başımız Şakir amca. Eski helvacı başı. Yani emekliye ayrıldı. Ben ona gideyim, direkt bana söyler. Fatih'cim sence bu kadar gizli bir formülü adam sana öyle pat diye verir mi? Hayatım benim çocukluğum onun yanında geçti. O böyle kazanı karıştırdı, ben onu öyle izlerdim. Arada ben kazana düşerdim, kurtarırdı beni oradan falan. Şimdi ben direkt yanına gideyim, böyle birazcık dudak büzüştüreyim, hemen söyler formülü. Selin'in ihaleyle ilgili bütün her şeyi söylediği gibi mi? Ya boş ver Selin'i şimdi. Şakir amca saftır. Ben hemen bugün gidelim, formülü çalalım. Çalalım mı? Yani soyalım. Şey, soralım yani hemen. He? Fatih, bence bu mesleki ahlaka aykırı duruyor yani. Başlarım mesleki ahlaka. Burada benim ailem söz konusu. Ne olmuş yani biraz üçkağıtçılık yaparsam? Biz bakarız. Allah Allah, kim ya bu saatte? Hani işim? Tamam tamam, bugün gidiyoruz o zaman. İyi gidelim, sen öyle diyorsan öyledir. Söyleyecektir yani, merak etme. Mustafa. Günaydın Zeynep Hanım. Sabah şerifleriniz hayır olsun Fatih Bey. Günaydın Mustafa da, hayırdır? Efendim hiç gerilim vermeden konuya giriyorum. Mukaddes Hanım kaçtı. Ne? Ne? Evet efendim, şu an toplumun arasına karışmış vaziyette ve sizler için büyük tehlike arz ediyor. İşte ben de bu yüzden buradayım. Fatih, bu kadın nasıl kaçar ya? Kaçar hayatım, kaçar. Tünel minel kazmıştır, kaçmıştır. Ya Fatih, bir şey yok. Hiç korkmayın Zeynep Hanım. Kanımın son damlasına kadar sizler için savaşacağım efendim. Ya Mustafa tamam, abartma, annemden bahsediyoruz. Ben de tam olarak ondan bahsediyorum Fatih Bey. Hayır. Kusura kalma Şevket abi, bileyim isteyerek olmaz. Tamam da tamam tamam, haydi geçtim. Canım dayı. Dayısının gülü bu. Oy dayısının bal. Evet.
Meryem Hanım. Ha onlar ne dur? İyi hadi gel. Dur şu kavurması koydum. Akşamdan da kara lahmetliydim, gulya ettiydim. Onu da koydum. Sessiz geçmedi boğazımda. Uy. Eline sağ ol. Teşekkür ederim. Afiyet olsun benim abim. Uy benim canım kardeş. Allah'a emanet ol. Canım. Hadi bakalım. Kimsenin artık başka verecek bir şey kalmadıysa... Yolcu yolunda gerek. Şevket. Dikkatli ol. Öyle kimseye de bulaşma tamam mı? Böyle önüne baka baka yürü oldu mu? Ha sen ne diyorsun da ben ilkokul öğrencisi miyim? Tabii ki öyle gideceğim. Abi yengem doğru değil de sadan sadan gitse kendine mukayyet ol oldu mu? Yadigar. Ha siz benim tepemin tasını mı attırmak istiyorsunuz da? Ver. Görüşürüz dayı. Dayısının vallahi görüşürüz. Haydi bakalım. Haydi. Görüşürüz dayı. İnşallah başına bir şey gelmez. Gerçi daha ne gelecekse. Yadigar hadi ben çıkıyorum. Uy yenge sen nereye? Ya benim çok önemli bir toplantım var. Hadi. Ama Yadigar kız ben unuttum söylemeyi. Benim de böyle çok önemli bir toplantım var. Şey randevum var. Anam gidem hazırlanam da gelem. Kafa kalmadı ki bende. Kaldık mı biz kuzumla baş başa? Ha? Uy benim güzelim. Üzülme. Uy benim güzelim. Haydi biz de gidelim mutfağa bakalım neler var orada. Haydi gel. Evet, işte burası. Vay anasını. Fatih sizin eski helvacı başınız bu evde mi oturuyor? Hayatım, öyle sıradan bir helvacı başı değildi yani. Şekercizadelerin ustasıydı. Artık bizim ustamız tabii. Aşkım öyle hemen heveslenme sen. Sonra çok üzülüyorsun bak. Zeynep ben sana demedim mi? Ya Şakir amca beni tanır, çok sever. Mustafa, bir şey duymadın ha? Ayıp ettiniz Fatih Bey. Ben hiçbir şey duymadım, görmedim. Asla bilmiyorum efendim. Aferin, bıyıklarına kurban oldum. Hadi yürü Zeynep. İzle şimdi hayatım. Hadi bakalım. Buyurun. Ben... Şakir amcaya bakmıştım ama. Tabii kim geldi diyelim? Fatih şey şekerci zadelerden Fatih derseniz. Tabii efendim hemen geliyorum. Ya Şakir amca ne yapıyorsun? Sen de kimsin? Benim ben Fatih hatırlamadın mı? Hangi Fatih be? Ya şey işte şekerci zadelerin Fatih'i. Ben bilmiyorum ne şeker ne mekeli. Ya çok şakacıdır ya. Küçükken de böyleydi ben. Ya Şakir amca benim ben işte yani. Hatırlamadın mı şekercizadelerden hani küçükken havuza işerdim. Sen ceza olsun diye havuza atardın beni. Sen sapık mısın lan? Niye milletin havuzuna işiyorsun? Fatih'cim hadi gel gidelim boş ver. Yok Şakir amca. Sen niye hatırlamadın beni? Hani sen helva yapardın ilk bana tattırırdın. Sonra ben kazana düşerdim falan. Ne helvası ne kazanı? Ne saçmalıyorsun sen?
defol git, polis çağırırım bak ha. Fatih hadi gidelim. Ya Şakir amca. Başlatma Şakir amcandan. Yürü git. Havuzu işiyor bu sapık herif. Ya çocuktum o zaman çocuk. Ama nasıl... Şakir Bey maalesef Alzheimer hastası. Üzerinize alınmayın efendim. Kapat kapıyı. O sapığı da kovala. İşen bir şey oralara. Kusura bakmayın. İyi günler. İyi günler sağ olun. Hatırlamadım. Hayırdır? Beni uğurlamaya mı geldiniz? Evet Vahit. Hoşuma gitmedi deme. Ya, çok hoşuma gitti. Bilakis benden kurtulduğunuzu gözlerinizle görmek istemenize... ...bu kadar korkak ve aciz olmanıza çok sevindim. Ona korkmak demeyin. İşi sağlama almak diyelim. Ayrıca sen güzel bir uğurlamayı hak ediyorsun amca. Eyvallah yeğenim. Eyvallah. O zaman bana uğurlar olsun. Uğurlar olsun. Uğurlar olsun. Üzülme aşkım benim. Biz hep beraber en güzel helvayı yapacağız. Sana söz veriyorum. Ben kızları alıp öyle gelirim tamam mı? Tamam bekleyeyim ben. Yok yok gerek yok. Ben onları alır gelirim. Siz gidin. Tamam hayatım bak dikkat et. Abur cubur yemek yok. Tamam söz. Söz var. Söz? Tamam. Hadi hoşça kal. Zeynep. Ne istiyorsun Ertan? Ne mi istiyorum? Sanki istediğimi verdiniz de. Geç şuraya huzur bozma. Ne var? Bana bak Zeynep. Bana salağa oynama artık yeter. Beni aptal yerine koymayın. Ne diyorsun sen ya? Sen ne biçim konuşuyorsun lan benimle? Ben seninle insan gibi konuştum zaten. Seni güzelce uyardım. Hakkım olanı istedim, vermediniz. Ertan bak sen benimle bu tondan konuşamazsın bir kere anladın mı? Çok fena yaparım seni biliyorsun. Sen bana hiçbir şey yapamazsın. Anladın mı? Hiçbir şey. Fatih Bey, efendim çok rica edeceğim tatlıcanınızı sıkmayın. Ya ben eminim ki siz Fehmi Bey'in helvasından çok daha iyisini yapacaksınız. Neden? Bir, bu iş sizin DNA'nızda var efendim. İki, boynuz kulağa geçer Fatih Bey. Sağ ol Mustafa da ben orada değilim. Yani içim hiç rahat değil ki. Ben şimdi annem de dışarıda, Zeynep orada yalnız bıraktık. Hemen dönün Fatih Bey. Dön Mustafa da. Emredersiniz efendim. Hayırdır yeğenim? Ne çabuk özledin beni. Sen şimdi uzaklara gidiyorsun ya amca. Çok uzaklara. Gitmeden önce bir şey bilmen gerekiyor. Dinliyorum. Babamın nasıl öldüğünü biliyor musun? Biliyorum tabii. Hayır sen ne şekilde öldüğünü biliyorsun. Ama onu kimin öldürdüğünü bilmiyorsun. Babamı ben öldürdüm amca. Hüketin? Babamı ben öldürdüm.
Çünkü o pislik herif gözünü bile kırpmadan benim annemi öldürdü. Beni de hiç acımadan ölüme terk etti. Meryem Hanım olmasaydı şu anda ben de tıpkı annem gibi senin o katil abinin kurbanlarından biri olacaktım. Ama yaşadım. Ne yazık ki bazı kötü huylarımı babamdan almışım. Onu öldürmek zorundaydım. Birol! Amca, bilmen gereken tek şey bu değil. Şunu da bil. Kendi öz babasını öldüren bir adam amcasının gözünün yaşına bile bakmaz. Bu gidişinin dönüşü olmasın amca. Olmasın. Durul neden söyledi? Ya şimdi sana düşman olacak. Ya yıllardır sakladığımız şeyi nasıl böyle bir anda söyleyebildin? İşimizi sağlama aldım. Gerekirse aynı itirafı hakimin karşısında da yaparım. Anne. Zeynep, artık senin de kocanın da boş tehditlerinden sıkıldım. Yeter be! Lan bırak şu kolumu! Sen iğrenç bir adam mısın be? Bana bak, beni aptal yerine koymayın artık. Yeter! Hakkım olanı vereceksiniz bana. Şu anda burada bir bağırsam neler olur biliyor musun sen? Bağırsana bir! Hadi bağır! Come on.